Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 34. bölüm. Fakirlerin fazileti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: bu ümmetin en hayırlısı fakirlerdir ve cennete de en önde girecek olanlar onlardır. Rivayete göre Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek şöyle der: ey Muhammed! Allah sana selam gönderiyor ve sana diyor ki, diler misin şu dağları altına çevireyim? Nerede olursan ol, seninle beraber gelsinler. Bu teklif karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet başını önüne eğmiş ve daha sonra, ey Cebrail, dünya yurtsuzların yurdu, başka hiçbir şey olmayanların malıdır. Akılsızlar dünya için mal toplarlar buyurur. Cebrail aleyhisselam bu cevap üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ya Muhammed, Allah seni sabit sözle kuvvetlendirsin demiştir. Rivayet olunur ki Hz. İsa bir yolculuğunda kalın bir paltoya sarılmış, uyuyan bir adama rastlar ve onu uyandırarak ona şöyle der: ey uykucu adam, ayağa kalk ve Allah-u Teala'yı zikret. Adam, ne istersin benden? Ben dünyayı dünya hayranlarına bıraktım. Hz. İsa bu cevap üzerine, o halde uyu ey dostum der. Musa aleyhisselam bir defasında başını kerpiçe koymuş, yüzüne sakalı toprağa bulaşmış, paltosunu üzerine örtmüş, toprak üzerinde uyuyan bir adama rastlar ve şöyle der: ey Rabbim, bu kulunun dünyada bir şey yoktur. Allah-u Teala Musa aleyhisselama şöyle vahyeder: ey Musa, bilmez misin ki ben bir kuluma yüzümü tam çevirerek baktığımda onu dünyadan tamamen alıkoyarım. Ebu Rafi'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir misafir geldi. Yanında onu ağırlayacak bir şey olmadığı için beni Hayber'le bir Yahudi'ye gönderip Muhammed senden ödünç olarak ya da Recep ayına kadar parayla un istiyor diye talimat verdi. Yahudi'ye gidip istediğimi söyledim. O da rehin olmaksızın vallahi veremem dedi. Bunu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme haber verdim. Peygamberimiz şöyle buyurdular: Allah'a yemin ederim ki ben gök ehli katında nasıl güvenilir bir kimse isem, yer ehli katında da güvenilir bir kimseyim. Şayet bana o unu satsaydı ya da ödünç olarak vermiş olsaydı, vaktinde borcumu ödemiştim. Madem kabul etmiyor, ona git şu zırhımı rehin olarak ver. Resulullah'ın bu sözünün ardından ben tam çıkarıyordum ki şu ayet indi: dünya hayatının mevsimlik yeşilliği, kabilinden ve denemek için onlardan birkaç aileye vermiş olduğumuz nimetlere göz dikme. Çünkü Rabbinin katındaki rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Taha suresi 131. ayet. Bu ayet Resulullah'ın dünyaya değer vermemesi gerektiğini bildirmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: mümin için fakirlik, acem kızının yanağındaki benden daha güzeldir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim sabah kalktığında kendini bedenen sıhhatli ve günlük yiyeceği yanında bulursa sanki o bütün dünyaya sahip olmuş gibidir. Kâb-ül Ahbar der ki, Allah-u Teala Musa aleyhisselama, ey Musa, fakirlikle karşılaşırsan iyi insanlar gibi merhaba de buyurmuştur. Ataül Horasani der ki, peygamberlerden biri bir sahilden geçerken bir dene görsün. Bir adam balık avlıyor. Adam Allah'ın adıyla deyip ağını atıyor ama hiçbir şey gelmiyor. Başka bir balıkçıya uğrar. O da şeytanın adıyla deyip ağını atıyor. Ağ o kadar çok balık takılıyor ki adamı balıkları zorla sudan çıkarabiliyor. Bunu gören peygamber, ey Rabbim bu ne haldir? Ben biliyorum ki her şey senin kudretin dahilindedir der. Allah-u Teala meleklerine şöyle emreder: bu kuluma yani peygamberime o iki balıkçının konumunu gösteriniz. Peygamber bilincinin yüksek derecelere sahip olduğunu görünce, ya Rabbi, şimdi razıyım, tatmin oldum der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cennete girdim. Gördüm ki cennetliklerin çoğunluğunu fakirler oluşturmaktadır. Ardından cehenneme vardım ve içerisindekilerin büyük çoğunluğunu zenginlerle kadınların oluşturduğunu gördüm. Bu hadisin bir başka rivayetinde de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zengin de nerede diye sordum ve bana dünyada didinmeleri onları buraya yani cennete girmekten alıkoydu diye cevap verildi.
Bir başka hadis-i şerifte ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: "Cehennemliklerin çoğunu kadınların oluşturduğunu gördüm ve o kadınların durumları nedir?" diye sorduğumda bana iki kırmızı, yani altın ve zaferan onları meşgul etmiştir denildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurdular: "Mümin bir kimsenin dünya armağanı fakirliktir." Bir hadiste en son cennete girecek olan peygamber mülkünün çok olmasından dolayı Davut aleyhisselamın oğlu Süleyman aleyhisselamdır. Sahabenin en son cennete girecek olanı zenginliğinden dolayı Abdurrahman bin Af'tır. Bir başka hadiste ise onun cennete zorla girdiğini gördüm buyurulmuştur. İsa Mesih aleyhisselam diyor ki, zengin kimse cennete çok zor girer. Bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah bir kulu sevdi mi onu belalarla sınar. Pek fazla sevdiğinde ise onu kendisine seçer." Kendisine seçmesi nedir denilince de şöyle buyurdular: "Ona çoluk çocuk ve mal mülk bırakmamasıdır." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, fakirlikle karşılaşınca hemen salihlerin adetlerine uyarak ona hoş geldin de, zenginlikle karşılaşınca da hemen bu günahlarından birinin dünyada verilmiş cezasıdır de. Musa aleyhisselam Rabbine, "Ey Rabbim, yaratıklarının içinde sevdiklerin kimler olduğu bileyim de senin rızan için onları seveyim." demiş. Allah-u Teala da "her fakir kimse" diye cevap vermiştir. Buradaki fakir ifadesinden oldukça darda olan fakirler anlaşılabileceği gibi bütün fakirler de anlaşılabilir. İsa Mesih aleyhisselam diyor ki, "Ben miskinliği seviyorum, varlıklı olmaktan da nefret ediyorum." Bu itibarladır ki kendisine söylenen isimlerin en hoşuna gidenin "ey miskin" sözü olduğu belirtilmektedir. Arapların en zenginleri ve eşrafı peygamberimize gelerek, "Bize bir gün onlar, yani fakirler için de başka bir gün ver. Onların geldiği günden biz gelemeyiz. Günde biz gelmeyiz. Bizim geldiğimiz günde de onlar gelmesinler." dediler. Onlar ifadesiyle onlar Bilal-i Habeşi, Selman-ı Farisi, Ebu Zer, Habbab bin Eret, Ammar bin Yasir ve Ebu Hureyre gibi fakir sahabileri ve fakirlerden oluşan Ashab-ı Suffi'yi kastediyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a girmelerini arzu ettiği için onların bu isteğine neredeyse kulak verecekti. Çünkü bu fakirler yünden dokunmuş elbiseler giyiyorlardı. Aşırı sıcak yüzünden terleri kokuyor ve etraflarına kötü koku yayıyorlardı. Bu durum aralarında Akra bin Habis et-Temimi, Uveyne bin Hısın el-Fezari, Abbas bin Mirsad es-Sülemi'nin bulunduğu zengin sahabilere zor geliyordu. Bunun için Peygamberimize şikayet etmişlerdi. Bunun üzerine şu ayet-i celle indirilmiştir: "Rablerinin hoşnutluğunu isteyerek sabah akşam ona ibadet eden fakirlerle beraber sabret. Dünya hayatının süslerini isteyerek gözlerini onlardan, yani fakirlerden ayırma. Kalbini zikrimizden gafil ettirdiğimiz, nefsinin arzularına uyarak işi ileri götürmüş kimselere, yani zenginlere uyma. Peki, hakikat Rabbinizdendir. Dileyen iman etsin, dileyen de inkar etsin." Kehf suresi 28 ve 29. ayet. Abdullah bin Ümmü Mektum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına girmek için izin istedi. O anda Resulullah Kureyş'in ileri gelenlerinden biriyle görüşüyordu. Bundan dolayı İbni Ümmü Mektum'un yanına girmek istemesi canını sıkmış, zoruna gitmişti. Hemen aşağıdaki şu ayet-i kerime nazil oldu: "Yanına görme özürlü biri geldiği için yüzünü ekşiterek çevirdi. Ne biliyorsun, belki o senden öğrenecekleriyle arınacaktı veya nasihat olarak da aldığı nasihat ona yarar sağlayacak." Nasihat alacak olan İbni Ümmü Mektum'dur. Surenin devamında, "Kendini sana muhtaç görmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin." Abese suresi 1 ile 7. ayet arası.